Tarih veremiyorlar. Yani bu sakatlıklarda oyuncunun yaşı, oyuncunun sakatlıklara verdiği reaksiyon, tedaviye verdiği reaksiyon, yani biraz oyuncunun isteği açıkçası geri dönüşle alakalı, fiziksel olarak ne kadar hızlı geri dönebileceği gibi birçok etken var. Ya o yüzden bunu hiçbir doktor Net bir bugünden tarih yarına veremiyor. işte Joao Pedro 15 Haziran'da dönecek falan diyemez yani. Hiçbir doktor diyemez. Çünkü bu tedaviyle alakalı bir durum. Ha, yaklaşık bir süre var. İşte 3 ay Üç falan ay. deniyor. Ama yani bu belki 5 ay da olacak. Bilmiyoruz yani o yüzden net bir tarih vermekten kaçınmak lazım Peki bu bu konu. noktada şunu sorayım. Bir sözleşmesini dondurma gibi bir durum söz konusu mu? Yani şimdi bir kere zaten Fenerbahçe özellikle yani Bruma ve Lemos mesela yazamadı listeye kadrosuna. Özellikle bu konuda problemli bir takım. Ya yani elindeki bazı değerleri kullanamıyor. Bruma yeni transfer mesela kullanılamıyor. Bir stoper belki yabancı olacak. Türk olma ihtimali daha yüksek ama belki yabancı olacak. Kadroya katılma ihtimali var. Şimdi bunları göz önünde bulundurduğumuzda Pedro'nun da şimdi sakatlık sonrası dönüşler. Bak King mesela iyileşti. Tekrar kadroya alınmadı 2 hafta. Yani fiziksel olarak da dönüşler kolay olmuyor. Hani 3 ay belki bunun iyileşme süreci ama adamın o top seviyesini yakalaması belki sezon sonunu bulacak. Bu riski alır mı Jesus böyle kritik bir dönemde? Hem Avrupa hem şampiyonluk iki tarafta birden mücadele ediyorsunuz. Sanki Pedro'nun 14 yabancı listesinden, TFF'ye bildirilen listeden çıkarılma ihtimali bugün itibariyle tabii ki daha yüksek gözüküyor. Ve tabii King, Valencia, Batshuayi gibi 3 tane yabancı kullanıyorsunuz o bölgede. Elinizde Serdar Dursun da var. Gideceği konuşuluyor ama henüz şu anda bir transfer görüşmesi yok Serdar'la alakalı. Serdar'la da maçtan sonra böyle çok kısa karşılaştık, konuşma fırsatı buldum. Yani vücut dili bile değişiyor bir futbolcunun oynadığı zaman. Mutlu oluyor, keyif alıyor, insanlarla fotoğraf çektiriyor mesela. Ki onun hep böyle ne kadar istekli olduğunu da Evet biliyoruz evet yani oynadığı biraz zaman zamanlarda. zaman karikatürize ediliyor işte yaptıkları. İşte o Ronaldo sevinci falan. Bunları zaten o farkında Ronaldo olmadığın adam da. Yani işte penaltı atışı falan çok şey yapılıyor, konuşuluyor. Ama sonuçta faydalı bir oyuncu. Şimdi Serdar'ı ben şunu söylemiyorum. Serdar Fenerbahçe'nin bir numaralı santrfordur kardeşim. Demiyorum ama ne olursa olsun sizin elinizde kulübeden getirebileceğiniz tipik bir santrfor. Ve Türkiye Ligi'nde bu çok iş yapar. Türkiye Ligi'nin formüllerinden biridir bu. O tipik santrfor. Var ve bu sizin elinizde kullanılabilir durumda. Serdar'ı bence böyle maçlarda kullanarak, değerlendirerek hem morallendirmek hem de form tutmasını sağlamak Ki lazım. bir dönemde Özellikle biliyorsun çok da tartışıldı. Serdar Dursun Fenerbahçe'nin forveti olabilir mi gibi. O da hep bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Bir şimdi kendini geçen ifade sene etmek zorunda kaldı sürekli. Michy Batshuayi ile Serdar Dursun aynı ligde forma giydiler farklı takımlarda. Serdar Dursun aldığı süre muhtemelen daha azdır. Şu anda ezbere konuşuyorum. Aynı golü attılar. Yani gol sayısında Serdar'ın bir problem yok. Serdar'ın biraz işte zaman zaman çok ekstra goller kaçırdı bazı maçlarda, kritik maçlarda. Zaman zaman da oyun tercihleriyle alakalı sıkıntılar oluyordu. Onları düzelttiği anda zaten A milli takım seviyesinde oyuncu seçiliyor A milli takıma yani. Oynamadığı için son dönemde seçilmedi. Ben o yüzden çok kolay harcanıyor bu tip değerler. O yüzden Serdar konusunda biraz daha Jesus'un daha süre verme konusunda cömert davranması gerektiğini düşünüyorum. Bu arada bir bilgi daha vereyim. Yani bu transfer haberi vesaire gibi algılanmasın ama. Çünkü bunu söylediğimiz zaman direkt otomatikman hani bu iş bitecek falan gibi algılanıyor. Halil Dervişoğlu cephesiyle bir görüşme yapıldığına dair bilgiler var elimizde. Fenerbahçe'nin oyuncuyu kadrosuna katacağına dair. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yani geçtiğimiz yaz transfer dönemi de bir önceki Galatasaray'a kiralandığı, ikinci kez kiralandığı yaz transfer dönemi de Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş bir oyuncuydu Halil. O dönemlerde bonservisi alınamadığı için transferi gerçekleşmemişti. Halil de olumlu bakıyordu yani. Halil çok gelmek istiyordu. Bonservisi alınamadığı için transferi gerçekleştirememişti. Bu kez işte Burnley'e kiralık verildi biliyorsun. Brentford'da bonservisi. Burnley'de Championship'te görev alıyor ama çok az süre buldu kiralık gittiği takımda. Hep sonradan oyuna dahil olan oyuncu konumunda. Fenerbahçe'de
biraz sezon sonuna kadar kiralama sonra satın alma gibi bir formül üzerinde tartışıyor, düşünüyor Halil'i. Ama işte kulübü buna müsaade edecek mi? Yeniden bir kiralamaya müsaade edecek mi? Bunlar çok belirsiz konular. Hı hı. Ama yani, oyuncu tarafı olumlu. Oyuncu zaten hani iki senedir olumlu. Ama hı hı. Yani kulüple, yani Brentford şöyle, Brentford kiralıyorsa da şey koymuyor. Madde koymuyor. Hı. Şey, Rashica gibi. Hı hı. Kiralıyorum ama satın alma opsiyonun yok diyor. Alamazsın diyor yani. Hı hı. Geri gelecek oyuncu bana diyor.